Birinci bölgede olmayan trigonometrik ifadeleri birinci bölgeye getirme. Bu videomuzda trigonometri 1'in en önemli başlıklarından birisi olan birinci bölgede olmayan trigonometrik ifadeleri birinci bölgeye nasıl getireceğimizi inceleyeceğiz. Öncelikle birinci bölgede olmayan trigonometrik ifade derken neyi kastettiğimizi açıklamakta fayda var. Tabii bu açıklamadan önce bölge kavramını bir hatırlayalım. Birinci bölge dediğimizde 0 derece ile 90 derece arasını kastediyoruz. 0 ve 90 derece dahil değil. İkinci bölge dediğimizde 90 derece ile 180 derece arasını kastediyoruz. Üçüncü bölgede 180 derece ile 270 derece arasını kastediyoruz. Dördüncü bölgede ve 270 derece ile 360 derece arasını kastediyoruz. Bir trigonometrik ifade verildiğinde bize bakar bakmaz hangi bölgede olduğunu anlayabilmeli, yani karar verebilmeliyiz bu bilgiler ışığında. Mesela sinüs 80 derece diyelim. 80 derece 0 ile 90 derecenin arasında yer aldığı için bu birinci bölgededir. Bu başlığın ilgi alanında değildir bu. Bu başlık ne diyor? Birinci bölgede olmayan trigonometrik ifadeleri, ki bu birinci bölgede bu. Yani bununla ilgili bir şey değil. Birinci bölgeye getirme. Bununla ilgilenmiyoruz. Bizim derdimiz birinci bölgede olmayanları mesela sinüs 110 derece. 110 derece 90 ile 180 arasında yer aldığı için ikinci bölgededir. Mesela bu. Tanjant 200 derece. 200 derece 180 ile 270 arasında olduğu için üçüncü bölgededir. Bunun gibi, bu ikisi gibi birinci bölgede olmayan trigonometrik ifadeleri birinci bölgeye getirmekten bahsediyoruz. Yani sinüs 110'un eşit olduğu bir trigonometrik ifade yazacağız. Ama birinci bölgede olacak. Tanjant 200'ün eşit olduğu bir trigonometrik ifade yazacağız. Ama birinci bölgede olacak. İşte bu başlığın hedefi bu. Neden böyle bir şeyin peşindeyiz? Birinci bölgede olmayan trigonometrik ifadeleri neden birinci bölgeye getirmenin peşindeyiz? Bu da çok önemli bir soru. Nedeni şudur. Birinci bölge trigonometride en kolay hakim olunabilen bölgedir. Ve bütün kuralların en basit halleri birinci bölgededir. En basitinden 30 derece, 45 derece, 60 derece birinci bölgedeyken hesaplanabilir. Mesela tanjant 210 derece. Bunu hesaplayın dediklerinde, bunu üçgen çizerek hesaplamamız mümkün değildir. İşte onu birinci bölgeye çevirip eşitini bulup onunla hesaplamanın peşine düşeriz. Şimdi birinci bölgeye çevirmeyle neyi kastettiğimizin netleştiğini düşünüyorum. Birinci bölgede olmayan trigonometrik ifadeleri birinci bölgeye çevirme. Bu iş için iki yöntem kullanılır. İki yol vardır bu iş için. Öncelikle birinci yolu bir konuşalım. Birinci bölgede olmayan trigonometrik ifadeleri birinci bölgeye çevirirken ilk yolumuz 180 derece ve 360 dereceden yardım almak olur. 180 derece ve 360 derece ile dönüşüm. İkinci yolumuz, bunun dönüşüm kelimesini de yazalım, o da önemlidir. 180 derece ve 360 derece ile dönüşüm yaparak birinci bölgeye çevirebiliriz. İkinci yolumuz, bu birinci yol. İkinci yol ise
90 derece ve 270 dereceyle dönüşüm. Bu iki yolu da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Normalde bizi özgür bırakırsa istediğimizi kullanabiliriz. Ama bazı sorularda bize özellikle 180-360 kullanmak için zorlar. Bazılarında da 90-270 kullanmak için zorlar. Bunların ne gibi farkları vardır? Kısaca ona değinelim. 180 derece ve 360 derece ile dönüşüm yaparken isim değişmez. İsim değişmez de neyi kastediyor? Sinüs olan sinüs kalır. 180 dereceyle dönüşüm yaparken. Kosinüs olan kosinüs kalır. Tanjant olan tanjant kalır. Kotanjant olan kotanjant kalır. Sekant olan sekant kalır. Kosekant olan kosekant kalır. Eğer ki 180 derece ve 360 derece kullanarak birinci bölgede olmayan bir trigonometrik ifadeyi birinci bölgeye çeviriyorsak isim değişmeyecektir. 90 ve 270 derece ile dönüşümde ise isim değişir. İkisinin en önemli farkı budur. İsim değişir. İsim değişir, nasıl bir değişiklik olur? Sinüs, kosinüs olur. Kosinüs, sinüs olur. Tanjant, kotanjant olur. Kotanjant, tanjant olur. Sekant, kosekant, kosekant da sekant olur. Sekant, kosekant, kosekant, sekant. İsim değişmez ve isim değişir derken neyi kastettiğimizi anlamış olduğumuzu varsayıyorum şimdi. İkinci bu dönüşüm yaparken bilmemiz gereken şey dönüştürülenin işareti. Dönüşüme uğrayanın işareti. Birinci bölgeye getirdiğimizin önüne yazılır. Birinci bölgeye getirdiğimiz trigonometrik ifadenin önüne yazılır. İfadenin önüne yazılır. Yani tanjant 200'ün birinci bölgedeki karşılığını yazdığımızda bu tanjant 200'ün işareti neyse bunun işaretini onun önüne koymamız gerekiyor. Aynı kural bu 90 ve 270 derece ile yapılan dönüşümde de geçerlidir. Bu dönüşümleri yaparken sadece bu iki kuralımız vardır. Şunun aynısı diyelim buraya. Dönüşüme uğrayanın işareti birinci bölgeye getirdiğimiz trigonometrik ifadenin önüne yazılır. Şimdi bu videomuzda daha detaylı bir şekilde bunların işlemlerini anlatmayacağım. Birinci bölgeye çevirmede 180 derece ve 360 derece ile dönüşüm, 90 derece ve 270 derece ile dönüşüm var. Bunların temel fikirlerini kısaca burada değindim. Bunun arkasından ilk videomuzda 180 derece ve 360 derece ile dönüşümü ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ardından da 90 derece ve 270 derece ile dönüşümü gelen videoda inceleyeceğiz. Ama bu videoyu bitirmeden önce ikisine de birer tane örnek yapıp öyle bu videomuzu noktalayacağım. Şimdi 180 derece ve 360 derece ile dönüşüm yaparken aslında tam olarak burada kuralı söylemiş değiliz şu an. Sinüs 210 dereceyi ele alalım. Şimdi buna baktığımızda bu birinci bölgede değil. Bu üçüncü bölgede bir trigonometrik ifade. Buna da sinüs 210'u yapalım. İkisini de aynı trigonometrik ifade için kullanacağım.
Sinüs 210, birinci bölgeye çevirmek istediğimizde 180 veya 360'ın 360 dereceden hangisine uzaklığı dar açıysa bu açının onu kullanacağız dönüşümü yaparken. 210 derecenin 180 dereceye uzaklığı 30 derecedir. 360 dereceye uzaklığı 150 derecedir. Eğer ki sinüs 210 dereceyi birinci bölgeye dönüştürmek isteyen bir kişi bu kuralı kullanacaksa 180 dereceyi kullanmak zorundadır. Çünkü buradaki açının bunlardan hangisine uzaklığı dar açıysa onu kullanmak zorundayızdır. Sinüs 180 derece artı 30 derece biçiminde yazalım. Yani 180 dereceye uzaklığımız neymiş? 30 dereceymiş. Dar açı. Bu da eşittir. 180 dereceyle dönüşüm yaparken isim değişmez dedik. Sinüs kalır. Sinüs 30 derece. Buradaki uzaklık direkt buraya gelecek. İsim aynen kalıyor ve buradaki uzaklığı getirip yazıyoruz. Ve artık sinüs 210 üçüncü bölgedeki ifade birinci bölgeye geldi. İsim değişmez dedik, uzaklıkla getirip yazdık. Dönüşüme uğrayanın işareti birinci bölgeye getirdiğimiz trigonometrik ifadenin önüne yazılır. Dönüşüme uğrayan kim? Bunun işareti. Bölgeler ve işaretini bundan önceki videomuzda incelemiştik. Sinüs 210 üçüncü bölgededir. Üçüncü bölgede sinüs, bu sinüs eksenidir. Bu kosinüs eksenidir. Üçüncü bölge burasıdır. Burada sinüs değerleri negatif değerler alır. Sinüs 210'un işareti eksidir. Bu nedenle dönüşüme uğrayanın işareti, yani bunun işareti, birinci bölgeye getirdiğimiz trigonometrik ifadenin önüne yazılır. Yani bunun önüne yazılır. Sinüs 210 dediğimiz şey, eksi sinüs 30'a eşitmiş. Sinüs 30'un da değerini dik üçgen çizerek kolaylıkla bulabiliriz. 1 bölü 2'dir o. Eksi 1 bölü 2 olarak sinüs 210 derecenin değerini bulabilmiş olduk. Burada buna sadece bir örnek yapıyorum. Genel olarak kafada mantık oluşsun diye. Şimdi sıradaki videomuz zaten 180 ve 360 dereceyle dönüşümü ayrıntılı biçimde incelemek olacak. Şimdi aynı sinüs 210'u isteyen kişi ben 180-360 kullanmayacağım, 90-270 kullanacağım diye düşünebilir ve buna karar verebilir. Buna karar verdiğini varsayalım. 210 derecenin 90'a uzaklığı 120 derecedir. 210 derecenin 270'e uzaklığı 60 derecedir. Hangisi dar açıysa onu kullanmak zorundayız. Sinüs 210'u 90 veya 270'ten biriyle dönüşüme uğratacak kişi 270'i kullanmak zorundadır. Sinüs 270 derece eksi 60 derece. 210 derecenin 270 dereceye uzaklığı 60 derecedir. Şimdi bu dönüşümün en temel kısmı isim değişir demiştik. Sinüs olan şey kosinüs olur. 270 dereceyle dönüşüm yapıyorsak sinüs kosinüse dönüşür. Ve buraya getirip uzaklığı yazarız. 60 derece. Burada eksi gördük diye buraya eksi yazacağız gibi bir fikre kapılmayacağız. Buradaki uzaklık ne? Bizim odaklanacağımız şey o. Buraya eksiyle yazmışız, eksi veya artı yazmışız bir önemi yok. Sadece getirip uzaklığı koyuyoruz buraya. Sinüs, kosinüs oldu. Uzaklığımız da 60 derece. 270'e. Şimdi bu çevrilenin işaretini bunun önüne koymamız lazım. Eksi olduğunu konuşmuştuk. Eksi kosinüs 60. Bu sinüs 210'u birinci bölgeye getirmek için 90 veya 270'ten hangisi uygunsa onu kullanırsak eksi kosinüs 60 buluyoruz. 180 veya 360 ile çevirirsek de eksi sinüs 30 buluyoruz. Aslında bu ikisi birbiriyle aynıdır. Sinüs 30 kosinüs 60'a eşittir zaten. Bunun sonucu da eksi 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur.
Bu videomuzu daha fazla uzatmadan başından itibaren kısaca ne yaptığımızı konuşmakta fayda vardır. Trigonometre 1'in can damarıdır bu yaptığımız kısım. Şimdi ne dedik biz? En temelde başlığımızdan itibaren başlayalım. Birinci bölgede olmayan trigonometrik ifadeleri birinci bölgeye getirmek. Birinci bölgede olmamakla neyi kastettiğimizi konuştuk zaten. Sinüs 110, tanjant 200, kosinüs 300. Birinci bölgede olmayan trigonometrik ifadeleri birinci bölgeye getirmenin peşindeyiz. Bunun niye peşine düşüyoruz? Birinci bölge en hakim olduğumuz bölgedir. Ve trigonometrik değeri eğer sayısal olarak hesaplayabiliyorsak birinci bölgeye çevirmemiz gerekir. Ve bunun için iki yolumuz söz konusudur. 180 derece ve 360 derece ile dönüşüm, 90 derece ve 270 derece ile dönüşüm. Sırada bunları ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğimiz videolarımız gelecek. Önce bu, ardından bu. 180 ve 360 derece ile dönüşümde isim değişmez. Dönüşüme uğrayan işareti birinci bölgeye getirdiğimizin önüne gelir. 90 ve 270'te isim değişir. Dönüşüme uğrayanın işareti birinci bölgeye getirdiğimizin önüne gelir. Ve burada ikisi için de birer tane örnek yaptım. Daha fazla bu videoyu uzatmayacağım. Buradaki temel fikir, birinci bölgede olmayan trigonometrik ifadeleri birinci bölgeye getirmek trigonometre açısından çok önemlidir. Ve bunun için bizim karşımızda iki tane yol vardır. Ve bu iki yoldan istediğimizi tercih edebiliriz. Bu şekilde bize sinüs 210 gibi bir açı verirse, bir de bizi bunlardan birini kullanmaya zorlayabilir. Onları da bunların ayrıntılı videolarını incelerken konuşacağız zaten. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.